Yağız hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba ben Furkan. Kanalıma hoş geldin. Ben Sibel Parlak. Ben Hasan. Hasan Karakuş. Ben Berkalan. Adım Gülşen Durak. Adım Görkem soyadım Kalafat İstinyeli'yim. Seçkim ben. Ben Sinan Tolukan. Caner Çeleksiz. Volkan ben, Volkan Altınok. Ben Bekir Ciğerli. Ben Tuğrul. Soyadım Uğur. Herkese kendisini tanıtmasını istedim. Seni ben tanıtayım. Ayşe Nur. İdari ve mali işlerimizden sorumlu. Herkese korkusu olan... Bu kadar mı? Bu sadece kadar. Korkutmakla ve idari mali işlerle mi? Sen anlat o zaman. Sana herkesin en çok merak ettiği soru sorabilir miyim? Tabii. Mediacraft'tan ne zaman ayrıldın? Kaç yaşındasın? 18. Kaç kilosun? Söyleme. Erkeğe kilo sorulmazmış. Mediacraft'tan kalben hiç ayrılmadım ama o ne diyordu? Bu ekipteyim. Çok mutluyum. Felsefe açısından da dünya tarihi açısından da önemli bir soru sorayım. Bekar tabii. Mısın? Bekarım. Çok bekarım. Şurada da telefon numaram çıkar. O ne diyor videoda en çok kime gıcık oluyorsun? Başıma bir şey gelmeyecekse. Görkem son günlerde bir popüler oldun. Yorumlarda adını çok görüyoruz. Çünkü oyunculuk değil doğallıktan yanayım. Aslında ben kimseye gıcık olmuyorum ya. Herkese mavi boncuk dağıtma. Yok gerçekten burada geldik kimseye gıcık olmayan sayılı insanlardan biri ben olabilirim. Sen çocuğu olduğumdan dolayı da ısınmışlar ki yorumlarda gidiyor. Sen çocuğu ne demek Görkem? Sokağı tanıyan insan demek. Nerede öğrendin sokağı? İstinye'de. Evet gıcık oluyorum bazen ya. Volkan'a gıcık oluyorum. Burada çalışmanın en ilginç yanı ne? İnsanların çalışma ve kendini geliştirme hevesini gördükçe ilhamlanıyorum. Hayalin ne? Hayalim yönetmen olmak. YouTube'dan ne zaman canlı yayın yapacağız? YouTube'dan ne zaman canlı yayın yapacağız? En kısa zamanda YouTube canlı yayınlarımıza da canlı yayınlarımıza da başlıyoruz. O zaman 2019. 2020'ye sarkabilir. Bazı laflarına insanlar çok takılıyor. Mesela? Ne oluyor mesela? Gebertirim. Gebertirim. İzmit'te misin? İzmit. İzmit'te Kocaeli'nin farkı ne? Ya Kocaeli... Deme! Yılan! Tıs! Çok bağırdığını söylüyorlar, ne diyorsun? Adanalıyım ben. Yani genel, genlerde var. Yapacak bir şey. Yapacak bir şey. En mutlu anın hangisi? En mutlu anım ilk doğum günümdü. Çünkü geçen seferki doğum gününü hepiniz unuttunuz arkadaşlar. Oo. Hepinizi kınıyorum. Sence neyi daha iyi yapabiliriz? Diziyi. Hangisi? Diziyi daha iyi dizi yapabiliriz. Ya videoyu iyi yapıyoruz, onda sıkıntı yok da video harici bir şey daha iyi yapabiliriz. Yütelim mi yavaş yavaş? Yani ister artık. Seni sinirlendirmek için neler yapabiliriz? Haksızlık yapabilirsiniz, bana bağırabilirsiniz. Ne olabilir? Yanlış bir şey yapabilirsiniz yani. Bayan derken. Kankan kim ona diyor videoda? Kankalarım mı kim? Kanka, bir tanesini bana bakıyor. Evet, kankan kim? Kankaya bunu geçiyor. Benim hayattaki en kemik kadrom hayata dair o Onedu'da tanıştım. Yine türbün oynadı. Ama Görkem ve Sinan'ı biraz daha fazla seviyorum. Hasan! Tuğrul, Hasan! Bir dakika dur. Bir dakika dur, daha devam edin. Furkan sen öyle ekol yapma. Sen yoksun abi. Sen benim bu ofiste en iyi anlaştığım 3 kişi var. Gerçekten ciddi söyleyeyim mi? Yani. Ha, çiçek böcek mi yapacaksın sen? Herkes hayır, kankan falan. Herkes gerçekten bunu kesinlikle tribünlere oynamıyorum. Buradaki herkes... Kesinlikle tribünlere oynayacaksın böyle. Kesinlikle tribünlere oynamıyorum. Hadi tribünün kendisi benim. Görkem. Ayşe Nur ve Seçkin ama bir tane aşkım var, o da Furkan. Oo. Senin kankan kim bizim ekipte? Furkan hariç herkesten nefret ediyorum. Şaka bir yana buradaki herkes benim canım ciğerim. Yani beraber çalışmak zorunda olduğumuz için birbirimizi sevmek zorundayız. Yani öyle seviyorum sevmiyorum diye bir dünyamız yok çok fazla. Herkes birbirinin kucağında burada. Kankam yok, bir tane kardeşim var, o da Görkem. Herkesi çok seviyorum. Buradaki herkes, yani Berk zaten birlikte 100 video çektik, Tuğrul birlikte 3 video çektik ama... Sinan, Görkem, Tuğrul, Hasan'ı, Yağız'ı biraz fazla seviyorum. Seçkin'i, Berk'i, Volkan'ı ayrı çok seviyorum. Kız kankalarım da zaten onlar... Kız mı? Hepiniz adamsınız ya. Cinsiyetçi! Peki çok fazla yorum okuyorsun. Ne zaman çok üzüldün? Irkçılık veya cinsiyetçi olduğu zaman üzülüyorum bayağı. En çok beni üzen yorumlar da böyle yapıcı eleştiri yerine yıkıcı, üslubu bozuk yorumlar. Hangi yorum okuduğunda çok sinir olmuştun? Bir kere ben videoları konuşurken bana fok gibi konuşuyorsun demişlerdi. Diş tedavisi gördüğüm için biraz konuşmamda bozukluk var. Ondan sonra sürekli ofiste bana Furkan sağ olsun fok reis diye hitap etmeye başladığı için. Ben aslında yorumlara çok takılmıyorum. Aslında kötü yorumlar da bana keyif veriyor. Negatif yorumlar görünce herhalde ağladığımızı falan düşünüyor olabilirler ama o negatif yorumlar da bizim için başka bir başarı kriteri olduğu için kıymetli bir şey yani. Seviyorum ya, benim hoşuma gidiyor yorumlar. Ben bir de saatlerce okumayı da seviyorum. Hepsini böyle tek tek okurum. Neyi yanlış yaptıysak orada, neyi eleştirdiysek onları çok önem veririm.
En sevdiğin ona diyor videosunu söylesene bize. Tabii ki Aşk Memnu karakterleri ofiste olsaydı. Erkeklerin komplekse girdiği ilk san. Neden o videoyu seviyorsun? Çünkü Hasan yazmıştı. En sevdiğim video 7-70 videosu. Bir yerlere dokunan bir video. Ha, 7-70. Yani global bir videoydu o. Sadece bizim ülke için değil, bütün dünya için yapılmış bir videoydu bence. Benim en sevdiğim oyun seksi erkek. Çünkü oynarken gerçekten kendimi oynamıştım. Seksi görünmeye çalışan bir erkeği. Hobiyi sanırım daha çok seviyorum. Çünkü o sanki burada ilk kendimi gösterdiğim video gibiydi. Çağrı merkezi çalışanları. İlk içeriğimdi zaten. Yalın, sesinde aşk var kızı. İlk oynadığım video ve Hasan abinin Onedio'da ilk yazdığı video patronumuz Ergen olsaydı. Korna dili ve edebiyatı. Çünkü ben yazdım, ben oynadım, ben yönettim, ben çektim, ben kurguladım, ben afterladım. Yo, megaloman falan değil. Ben hepsini seviyorum ya. Ama şu en yakın arkadaşım para, en sevdiğim, hoşuma giden içeriklerden biriydi. Yayınladık mı yayınlamadık? Yayınladık. Milyonları geçtik. Harbi mi? Tabii. Benim beğendiğim 3 tane video var. İkisi Hasan abinin Okaner abiyle olan. Harbi hani, adam Okaner. Aynen öyle. Diğerini hatırlamıyorum ya. Özür dilerim Sibel abi, Kezban hikayesi. Bayılıyorum o videoya. En sevmediğim video Kezban hikayesi çünkü. Onda da bir fok oluyorum, bir Kezban oluyorum yani. Kezban olduğum için. Sevmediğim video yok ama kendi yaptığım didaktik işlere baktığımda görmek istemiyorum bazen. İşte nasıl konsantre oluruz falan gibi şeyler yapmıştım. En kötü Onedio videosu hangisi sence? Arşenur'un oynadığı herhangi bir video diyebilirim. Cibili 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 şak 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 şak. Bir Onedio videosunu silsen hangisini silersin? Yemek yapmayı seven kadınlar. Milyon kadınlara aşık olmak için 7 sebep adlı videoyu silerim. Büyük memelerle alakalı bir videom vardı. O her videoda emeğim olduğu için bir videoyu ya hiçbir videoyu silmezdim. Mehmet'in rol aldığı bir tane videomuz vardı bizim yine eski çektiklerimizden, bizim çektiklerimizden. Nasıl söyleyeyim tam olarak? Seks manyağı bir adamı canlandırdığı bir videomuz vardı bizim. Anlat Ankara'yı, anlat bize. Bir sürü Ankara içeriği yap. Ankara çok güzel değil mi ya? Aa, Ankara içeriğine bayılıyorum ya. Bak onu söylemedim. En yakın arkadaşım ya. Para. Aa, o da senin zaten. Tamam. Senden mi? Gülşen. Hasan desin. Yani gerçekten Sibel, bayılıyorum içeriklerine. Biz erkekmiş konu. Aslında burada galiba 3 kadından biriyim bu ekipte çalışan. Kadın düşmanı yaftasını duymaktansa erkek düşmanı yaftası birazcık kıs hoşuma gidiyor açıkçası. Turun abi, Ankara'nın denizi yok diyorlar, doğru mu? Bize erkek düşmanı diyorlar, biz erkek düşmanı. Hayır değiliz, şöyle bir bakıyorum. Değiliz, kesinlikle değiliz. Bizim deniz gözlü atamız var orada canım. Rahat ol yani. Keşke böyle olması dediğin şey neydi? YouTube özelinde bizimle ilgili birçok kanal eleştiri videoları yayınladı. Çok normal, çok da olumlu karşılıyoruz. Ama biz onlara strike atmadık. Böyle bir kötü bir algı vardı, strike atıyormuşuz diye. Biz, yani biz derken Onedio ekibi, internet özgürlüğünü de savunduğumuz için bizle ilgili eleştiri yapan, parodi yapan hiçbir kanala strike atmadık ve atmayacağız. Kaç videoda oynadın? Çok. Hangisini beğeniyorsun? Çirkin erkeği beğeniyorum. Ya ben çok rica ettim o videoda beni oynatmayın diye ama oynattılar çirkin erkek olarak ama çok eğlenceli bir şey çıktı ortaya. Ya bir çekimde mesela bir şey unutmuşsundur, atıyorum ses kaydetmeyi. Yok tabii ki canım. Ne seni çok üzüyor? Haftada 3 video yazmak bayağı üzüyor. Bize komik bir anını anlatsana yaşadığın. İstinye ilk gittiğim gün gözaltına alındım. Yaylada birbirlerine haber vermek için yanında getirdikleri tabancaları havaya iki el ateş edip birbirlerine haber verirlermiş. Biz tam bunu çekeceğiz. Tepede iki oyuncumuz var. Aşağıda biz Görkem'le anoncumuz silahını çıkardı. Tam sıkacak. Polis kestik dedi. Bir an durduk. Görkem'de kulaklıklar, sesi o dinliyor. Bende yoktu. Ve gayet sakin bir şekilde hadi toparlanalım. Karakola gittik hep birlikte. Bizi takip eden insanlar da Allah'tan. Bir 4-5 saatimiz geçti orada. Bunu çekseydik iyi izlenirdi. Sorduk ama yasakmış. Fi'nin galasını çekiyoruz. Çok kalabalık bir ekip olarak gittik. İnanılmaz bir stres var çünkü canlı yayın yapacağız. Canlı yayın bitti. Artık bir rahatlama geldi bize. İçeride partiye katıldık. Seçkin'i gördüğümde bir ara bayağı sarmaş dolaş böyle Cem Yılmaz'la şarkı söylüyordu. 10 yıllık ahbap gibi başlamışlar şarkı söylemeye. Benim gördüğüm en komik anım oydu. Spesifik bir anım yok benim ya. Benim çok sinirlendiğim anlar ve çok aşırı mutlu olduğum anlar var ama çok rutin ve beni çok mutlu eden anlar var. En iyi anılarımı anlatayım. Bir tane markalı içerik çekiyordum. 5'te 6'da bitti sabaha karşı. Ve ertesi gün başka bir iş var. Bütün ekip pılısını pırıtısını toplayıp o kontenti çekmeye gittik.
Ama sonra ertesi gün aynı insanların aynı setteki enerjisini görüp, hele iş bittikten sonraki enerjiyi görünce de, ya biz galiba bunun için bu işi yapıyoruz. Bir hikayem vardı, bir hikayeyi anlatmak istiyordum ve anlattım demek için galiba. En komik anım değil ama benim için düşünce de komik değil. Hiçbir tarafı komik değil. Bir gün şurada top oynuyorum gene. Elma logolu bir bilgisayarın üstüne su döküldü. Benim attığım top yüzünden ve o suya 4500 lira verdim. Benim için o ne diyordu ki en kötü anı bu. En mutlu olduğun an hangisiydi o videoda? Kadının uğradığı psikolojik şiddetle ilgili bir video yaptım. Onu yaparken izlenme duygusunu gütmedim ve bir şekilde bana bunu yapmama izin vermişlerdi. Ve inanılmaz derecede izlendi. Çok mutlu olmuştum. Liseli içeriğini çekiyorduk. Liseli içeriğinde de bir lise ortamı yaratmamız gerekiyor ve neredeyse 7-8 tane insan lazım. Bir gece öncesinden tüm herkesi, tüm oyuncuları hazırladık. Sabah olduğunda kimse sete gelmedi. 7-8 kişi değil, böyle 3 kişi falan kalmıştık. O en komik ve en yaralı anlarımdan biriydi. Türkiye YouTube'un en güçlü challenge'ını duyuyorum sen. Evet, buradan açıklıyorum. Biz öyle Beşiktaş çocuğuz. Stres çarkı falan çevirmeyiz. Yok, gülmeme yaptım hepsi. Yılbaşına kadar tam 40 kilo verme hedefiyle. Çok büyük bir challenge. Yılbaşına kadar 40 kilo verecek miyim, veremeyecek miyim? Yakında, yayında, gün gün, hafta hafta. Veremezsem, ha bunu da bir challenge'e dökelim, ne yapalım? Verirsem... verirsem o ne diyordaki abilerim bana bir güzellik yapsın, herhangi bir güzellik. Biz hayattan çok şey bekleyen insan değiliz. Ne söylemek istersiniz izleyenlere? Bizi izleyenlerin hepsini çok seviyorum. Bilsinler ki her zaman daha iyisini yapmaya uğraşıyoruz. Herkes buna çok emek veriyor buradaki. Daha fazla sabır göstersinler, bizi sevsinler diyorum. Başka bir şey demiyorum. Onedio videolarını izlemeye devam etsinler. Her zaman daha fazla emek vererek daha iyi videolar çıkartmaya çalışıyoruz. Reklamları sürekli, hani yine mi reklam? Sponsorlu içerikler. Bunun sonu yine bir öyle işte sürekli marka görüyoruz, bunlar için yapıyoruz falan filan. Bunlar olmasa nasıl ekmek yiyeceğiz? Konuş be! Evde 3 tane kedim var sonuçta, mama bekliyorlar. Ne yapabilirim yani? Böyle şirketlere ihtiyacımız var kesinlikle. Çünkü böyle şirketler, böyle modern dünyaya ayak uydurabilmiş şirketler Türkiye'yi bir yere taşıyacaktır, eminim. Sence ne zaman 1 milyon olacağız? Ben 2017'nin sonunda, yani Aralık sonunda 1 milyon olacağımızı düşünüyorum. Tarih ver, tamam. Tarih veriyorum. Verelim. 21 Aralık 2017 günü, o ne diyor video, 1 milyon olacak. Ekim 2017, 1 milyonu geçeriz.